Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu arada hayırlı sabahlar günaydınlar Evet bugün sabah erkenden kalktık e, Torunlar bende arkadaşlar onlar uyanmadan hemen şöyle bir video çekeyim dedim birkaç gündür video çekemedim Kusura bakmayın ama evimizin yeni üyesi geldi Ve e, tekrar üçüncü olarak babaanne oldum arkadaşlar Evet e, yeni prensesimiz oldu Oğlumun kız oldu. iki kızı bir oğlu var. Şimdi şu anda Rabbim inşallah tüm evlat isteyenlere evlat, hayırlı evlatlar nasip etsin. Kaderini güzel yazsın. Hayırlı şekilde büyümelerini vatanına, milletine, annesine, babasına tüm Müslüman alemine hayırlı bir evlat olaraktan yetişsin inşallah. Ve kaderini güzel yapsın prensesimin ve e, evet arkadaşlar bugün şöyle bir video çekeyim dedim. E, daha önce e, yanlış sulamadan dolayı birazcık menekşelerim hastalandı. Ama onlara da şöyle tedavisini yaptım. Şu anda sağlıkları gayet de yerinde. Güzel. Evet, hafifcik e, biz mite hastalığı geçirdik. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda gayet de yapraklarının e, formları düzelmeye başladı. Orta kısmında gördüğünüz gibi ee, birazcık fazla nemden dolayı oldu. O hatamı da ben biliyorum arkadaşlar. Fazla sulama yaptım kış aylarında. Hiç yapmamamız gereken bir şey aslında ama bazen bir böyle boşlukta bulunmuş oluyor. Ay şöyle prenseslerimi de bir arada bir yandan da onları göstereyim. Burada beyaz prensesim. Geçen yıl çok ürettim ben bundan. Ama e, kurumuş yaz aylarında ben evde olmayınca bir tane bu prensesim kalmış. Evet. rokoko koka cinsi arkadaşlar. Beyaz prensesim. Hepsi bir ayrı güzel renkte. Gördüğünüz gibi. Burada da bu prensesimiz var. Evet bu da bu prensesim de böyle yavaş çok az bir geçirgenlik yaptı. Bu mite hastalığını gördüğünüz gibi çiçeği sonradan çiçeği biraz gelişim göstermedi. Hemen şurada da göstereyim. Evet, bunlar yaprakların altındaydı. Ben çıkardım. E, Yapraklarının alta gizli gizli kalmışlar. E, gördüğünüz gibi şurada ilaçlamasını yaptım. Gayet de sağlıklı, e, parlak, çok güzel e, gelişim gösterdi yaprakları. Şu orta kısmındaki yaprakları eğer menekşenizin gelişmiyorsa mutlaka bir e, akarlar vardır arkadaşlar. Fazla nemden dolayı e, hastalık geçiriyor menekşeniz. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi yaprakları şu. Bu yaprakları gayet de sağlıklı ama bu benim e, küçücük minyatür e, olan menekşem. Evet. Şurada da gördüğünüz gibi bu biraz hafif geçirmiş. Evet. Burada ilaçlamasını yaptım arkadaşlar. E, mantar ilacı zira ilaç kullandım. Ve e, şimdilik gayet de güzel. Yaklaşık e, 3-4 gün oldu. Daha bir hafta olmadı. Kullanalı ama Şimdiden e, faydasını gördüm. Bir fıs fısla bir litre e, suyun içine hemen bir çay kaşığı zira ilaç kullandım. Gördüğünüz gibi üst yapraklara gayet de saplara uzun ama orta kısmı hayatta gelişim göstermedi. E, fazla nemi alsın, fazla nemi kurusun diye ben beklerken e, çiçeklerimiz farkına vardım ki mite olmuş mantar hastalığı olmuş e, ilaçlarını kullandım çok şükür şimdilik iyiler tabi birkaç tane menekşe kaybetmedim mi kaybettim üzüldüm ama yapacak bir şey yok İnşallah bunlar da gayet de düzelirler evet şurada prensesim yaprak formu gayet de güzel şimdilik Diğer menekşelerim de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ama pencereden ıı, ışık geldiği için birazcık karanlık düşüyor. Şöyle rafımda. Evet buradaki prensesimi ben daha yeni çıkardım. Ee, seradaydı. Kök ayırması yaptım. Annelerinden ayırdım. İki tane hemen saksım büyük olduğu için diktim ama bunlara sonra tekrar kendilerine geldikten sonra ayıracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da sağlıklı. Evet buradaki prensesimizde de vardı hafiften o da geçti çok şükür. Böyle çok aşırı derece eğer olursa menekşenizde hastalık hemen onu ayrı bir bölüme almanız gerekiyor arkadaşlar. Benimkinin hemen hemen hepsinde azar azar bulunduğu için ben ayırma yapamadım. Hepsini de aynı anda ilaçlama yaptım. Evet buradaki prensesimizde Şöyle alayım. Pencereden ışık geldiği için biraz gözükmüyor. Evet buradakiler e, mini prenseslerim. Evet buradakiler de öyle. Bunları da ben yeni ayırmıştım. Bunları seraya koymadım ama keşke de koysaymışım. Buradaki prensesimizi ben daha bugün çıkardım. Demek ki sera baya baya bir işe yaramış. Ama bunları da birazcık kendilerini toparlasınlar diye sera yöntemini alabilirim. Sera nasıl yapıyoruz derseniz arkadaşlar. Evet böyle plastik bir saklama kaplarım var benim. Yeni diktiğim menekşeleri böyle e, saklama kaplarının içine bırakıyorum. Şöyle hemen göstereyim. Burada arkadaşlar böyle yaprakları diktim. E, her gün günlük. Yeni diktiğimiz zaman, onu da söyleyeyim. Yeni diktiğimiz zaman birkaç gün kapaklarını açmıyorum. Ama sonra her gün, günde bir sefer hemen kapaklarını açıp tekrar kapatma yapıyorum arkadaşlar. Evet. Buradaki prenseslerimize tekrar dönelim. Menekşelerimiz gayet de şu anda çok şükür Rabbime ki birazcık kendilerini toparladılar. O da biraz işlerin yoğunluğu, derece, yoğunluğu nedeniyle ben menekşelerimle fazla ilgilenemedim. O yüzden birazcık suyunu fazla vermişim. Hatamı da biliyorum arkadaşlar. Kış aylarında kesinlikle menekşenizin suyunu Fazla kaçırmayın. Fazla kaçırırsanız böyle Benimkiler gibi hastalanır. İnşallah sizin menekşelerinize bir şey olmaz. Olursa da tabi çaresini aramak Çaresini bulmak ve çiçeklerimizi iyileştirmeye çalışmamız lazım. Evet Burada fıs yöntemiyle yöntemiyle vereceğim ilaçları kullandım. Ve mutfağımızda boşalan yağ çöz kutuları var ya arkadaşlar. Onları ben atmıyorum. Onlara sulama yapıyorum. Ve şuradaki evimizin paşası. Bu da sulama kabımız. Ben gübre kullanacağım zaman bunun içini de karıştırıp kullanabiliyorum. Bir de içinde sürekli su var. Ev ortamının ev ısısına... Ee, ev ısısı haline gel, gelsin diye burada yanlış konuşmayayım arkadaşlar. Birazcık sabah mahrumluğu kusura bakmayın. Ee, ev ortamındaki ısıda çiçeklerinizi sulayın. Kesinlikle musluktan doldurup su vermeyin. Ben içerisine sürekli su koyuyorum. Ee, o da böyle bir kenarda bekliyor. Bu evimizin paşası. Çiçeklerimizin prenseslerini böyle suluyoruz arkadaşlar. Evet. E, gübre verecektim. Gübre vermek için birazcık beklemek istedim. Çünkü bu hastalıktan birazcık kurtulması gerekiyor. Çiçeklerimiz gelişmesi için NPK 2020 -20 gübre kullanmak istedim ben. Ama şimdilik vermeyeceğim. Çünkü üzerlerinde daha hala ilaç kalıntıları var ve birazcık da hastalar. Biraz kendilerine gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. O yüzden hemen gübre vermeyeceğim. Gübre vereceğim zaman da bir video çeker sizinle paylaşırım. Evet, çiçeklerimiz şimdilik iyi. Gördüğünüz gibi bu büyük menekşemin ortasında bile şekil bozukluğu var yapraklarda, ama fazla yok, hafif. Bazı menekşelerimizde tabi olmadı, ama bunlara da bulaşmamış diye diyemem çünkü hepsi bir ortamda. Aynı ilacı onlara da kullandım, onlara da uyguladım. Evet buradan ilaç ismi veremiyorum arkadaşlar ee, onu e, özelden de, de yazabilirim ya da e, zirai ilaç e, gidip oradan yardım alabilirsiniz böyle menekşenizin resmini çekin gidip e, zirai ilaç alınan yere arkadaşlarımıza gösterirseniz kardeşlerimize orada size yardımcı olacaklardır mutlaka ben öyle yaptım çünkü Ama yine de şöyle şu güzellikleri izlemek çok güzel oluyor. İnşallah iyileşecekler de. Bu benim gülmenekşemdi. Daha önceki takipçilerim de bilir zaten. Kenarından yavrularından ayırdım. Prensesimiz tek başına kaldı. Tam kendini toparladı. Bu sefer de fazla sudan dolayı böyle hasta oldu ablamız. Ama inşallah toparlayacaklar kendilerini. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. E, ve, ve kanalımıza da like'larımızı unutmuyoruz. Arkadaşlar eğer bir sorunuz varsa yorumlar kısmına eklerseniz e, oradan bilginim, bilgim dahilinde ise mutlaka size cevap veririm. Mutlaka veririm zaten. Anlamıyorsam da o verdiğiniz e, yani sorduğunuz sorudan Anlamıyorsam da e, oradan e, bilemediğimi de size zaten söylerim arkadaşlar. Ama bilgim dahilinde olan bütün sorularınıza mutlaka cevap veririm. <laughs> Ve videomu da inşallah hoşunuza gitmiştir. Beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Ve e, videomu da paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi mite hastalığı böyle. Eğer menekşelerinizde böyle bir yaprak formunun bozulduğunu ya da ortadaki o minik yaprakların gelişmediğini bir süre böyle kaldığını görürseniz mutlaka inşallah kökler çürümeden farkına varırsınız. Hemen tedavi yöntemine bakarsınız arkadaşlar. Evet güzel bir pazar sabahında böyle bir video çekelim dedik. Ve çok da güzel oldu prenseslerim. Dediğim gibi gübre kullanacaktım. Kullanmaktan vazgeçtim. Dedim önce hastalıklara iyileşsin. Siz de kesinlikle çiçekleriniz hastayken kesinlikle gübre kullanmayın. Ben daha önce çiçeklerime gübre kullanmıyordum arkadaşlar ki tamamen doğal orman toprağı ve doğal güneşten dolayı menekşelerim çok da güzel oluyordu. Ama şöyle hazır bu sene hazır toprak aldım. Memnun muyum? Evet memnunum ama e, bu hastalık da tabi topraktan dolayı oldu diyemem. Benim tamamen benim suçum, benim hatam oldu. E, fazla sulama yaptım. Fitilli sulamadaydı. Fitilli sulamadan çıkardım. E, bir de tuttum ben e, sulamasını yaptım. Fitilli e, sulamadayken gübre vermeye kalktım. E, o arada zaten e, tamamen kış aylarında e, topraklar fazla suluyken ben tuttum bir de tekrar sulama yaptım. O yüzden çiçeklerinde hastalık oldu. E, fitilli sulamadan çıkardım. Yaz aylarında tekrardan fitilli sulama yapacağım. Gördüğünüz gibi şöyle fitilli sulamaları var. E, yaz aylarında inşallah daha çok işime yarayacak. Kışın zaten çok az sulanması gerekiyor. Bir fıs fısla da e, fıs fıs yöntemiyle de e, sulamasını yapabilirsiniz kış aylarında. Zaten çok hafif e, nem onlara yetecektir. Fazla sulama tüm çiçeklerimizi kurutacağı için tabi menekşelerimiz de nazik ve kibar hanımefendi olduğu için daha çabuk etkileniyor diğer çiçeklerimizden. Evet arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz desteklerinizi ve yorumlarınızı her zaman bekliyoruz Rabbim kimseyi çiçeksiz bırakmasın inşallah bol bol çiçekleriniz olsun bol bol çiçekli günleriniz geçsin gönlünüz, ömrünüz çiçek gibi geçsin arkadaşlar. Çok güzel geçsin. Hayırlı e, pazarlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.